Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ben her şeye rağmen sol beki yine de oynatır diye tahmin ediyorum. O kadarını yapmaz diye tahmin ediyorum. İlk maç iyi oynadı. Ben turla ilgili çok yani normal şartlarda bir Liga takımı kendi sahasında iki farklı gelip de farklı galip gelip de İstanbul'da bir süperlik takımını elenmez normalde Sevilla turu geçti derdim ama ilk maçtaki oyuna baktığımda Sevilla'nın formsuzluğuna baktığımda Sevilla'nın kırılganlığına baktığımda ben Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikada gol bulursa turu geçebileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şansını öyle %5, %10 falan görmüyorum 2 0 rağmen. Fenerbahçe'nin bence %30, %40 şansı var. Yeter ki ilk yarıda o atamadığı gollerden bir tanesini atsın. Ha bu şu demek değil yani. Tabii Sevilla bir de deplasmanda çok uzun süredir kazanamıyor değil mi? Öyle Tabii, bir şey de var. Çok kötü deplasmanda. Baya kötü yani. Ya ben çok umutsuz değilim. Ben de. Çıkartabilir oradan iyi bir skor. Ama erken golü bulması lazım. Ama öyle bir takım ki Sevilla. Erken gol erken gol diyoruz ama mesela 60'ta golü buldu Fenerbahçe. 65'te 2 atabilir. Öyle bir takım Sevilla. Çok kırılgan bir takım. Fenerbahçe Sevilla maçı öncesi çok üzücü haber. Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Lincoln enrik çok kötü haber geldi. Sarı lacivertler Brezilyalı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve ameliyat olacağını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada profesyonel futbol ağ takımı oyuncularımızdan Lincoln Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol düz çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Bir an önce sağlıklı şekilde sağlara dönmesini bekliyoruz ifadeleri yer verildi. Lincoln maalesef sezonu kapattı. George Jesus'tan Sevilla maçına 5 değişiklik birden. İşte ilk 11'ler. Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen Sarıla yarınki rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skoru bulmaya hedefliyor. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen Sarıla İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Fenerbahçe, Sevilla karşısında sakatlığı devam eden Luan Perez ve ilk başta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Lerike'den yoksun çıkacak. Sarı lacivertlerin kadrosunda isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezcan Alioski ve Serdar Dursun'da yer almayacak. Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus, Sevilla karşısında sahaya süreci 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı ilk maçta 11'de başlattığı Serdar Aziz, Lincoln Enrique, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Joshua King'in yerine Jaden Osterwold'e, Mia Zayt, Arda Güler, Diego Rossi ve Michy Valsuay'a görev vermeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin seviye maçı muhtemel 11 ise şöyle. Kalede Altay Bayındır, Sabek'te Ferdi Kadıoğlu, Soper Tandem'inde Samet ve Zalai, Solbek'te Jaden Osterwold'e, Orta sahada Villanarao ve Miyazait, Sağ kanatta Arda Güler, sol kanatta Diego Rossi, ileri uçta ise Valencia ve Michy Batshuayi'nin görev alması bekleniyor. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'li Serdar Aziz'e kanca. Süper Lig'de 46 puanla Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlar sezon sonunda takımlara ayrılma ihtimalleri bulunan Roma Insayis ve Wellington'ın yerine ezlediği rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'i gündemini aldı. Aktarılan bilgilere göre Sarı Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Sameta kaydının gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan milli stoperin takımdan ayrılacağı konuşulurken Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Karakartal'ın Sarılı takımı takımıyla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Serdar Aziz'le ilgili temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor. Siyah beyazlar daha önce de Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miyazaitis için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonucu ulaşamamıştı. Bu sezon 17 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısında bulunamadı. Serdar Aziz bu sezon özellikle Samet Akaydın transferi sonrası gözden düştü. Milli futbolcunun bu durumdan son derece rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında. Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye şok dava. Sebebi herkesi şaşırttı. Sarı kulüpte Serdar Dursun gerçeği ortaya çıktı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a eşine rastlanmayan bir ceza verildi. Geçen sezonun en skorer ismi Serdar bu sezon UEFA kadrosuna alınmadı. Tecrübeli forvet sezon başındaki eleme ve playoff maçlarında rakipleri boş geçmemişti. Ancak Serdar ilerleyen zamanlarda teknik direktör Jorge Jesus tarafından tercih edilmeyen isimlerden biri oldu. Serdar Dursun'la Fenerbahçe arasındaki sorun tahkim kurulunun salı günü açıkladığı kararla ortaya çıktı. Kurulun kararlılığının ilk maddesinde yer alan Serdar'ın Fenerbahçe ile arasındaki davada uyuşmazlık çözüm kurulunun kararının onandığı açıklanmıştı. Aksarılan bilgilere göre Serdar'ın kullandıkları topu eleştirmekten dolayı ceza aldığı ortaya çıktı. Sezon başında bununla ilgili sosyal medya hesabında bir hikaye bırakan Sarı Lajbert futbolcunun 24 saat sonra silinen bir paylaşımda bireysel düşüncesini söylemesi kulüp tarafından suç olarak değerlendirildi. Buna gerekçe olarak kulüp disiplin talimatı gösterildi ve 15.000 euro ceza verilmesine karar verildi. Serdar Dursun topa eleştirdiği için verilen ceza sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yolunu tuttu. Kurulun 15 Aralık 2022'de verdiği karar Fenerbahçe'nin haklı olduğu yönündeydi. Oyuncunun itirazı disiplin talimatında böyle bir madde bulunmadığı yönündeydi. Ancak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu yaptığı eleştirinin spor etiğine aykırı olduğu şeklinde bir gerekçe ortaya koydu. Milli Goncu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sonrası içi tahkim kuruluna götürdü. Tahkim kurulundan çıkan kararda da bir şey değişmezken kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Futbolcu Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin uyuşmazlık çözüm kurulunun 15-12-2022 tarih ve sayılı kararına karşı itiraz incelendi. Tahkim kurulunun incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde uyuşmazlık çözüm kurulu kararında usule ve esas aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddiyle kararın onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Almanya'da Hamburg'da doğan Serdar Dursun'un sözleşmesi 2024'te sona erecek. Transfer verilerine göre golcü futbolcuya 2.2 milyon euro değer biçiliyor. Bu sezon toplam 18 resmi maçta süre alan 31 yaşındaki forvet, 12 süperlik, 4 Avrupa Ligi elemeleri ve 2 de Şampiyonlar Ligi elemeleri karşılaşmasına çıktı. Serdar Dursun bu maçlarda 3 gol ve 2 performans sergiledi. Fenerbahçe'den Miguel Crespo'dan sürpriz maaş hamlesi. Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'da son haftalarda ciddi bir performans düşüklüğü gözleniyordu. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Portekizli orta sahanın menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek ve oyuncusunun maaşının artırılması için Fenerbahçe'li yöneticilerle görüşme yapacak. Bu görüşmede oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasının da gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Zira Portekizli oyuncunun kontratı 2024 yılının Haziran ayında sonra erecek. Yıllık 500 bin euro kazanan Miguel Crespo'nun takımda en az kazananlardan olduğu, bunun da performansını etkilediği ifade ediliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan 26 yaşındaki Portekiz oyuncu, İspanya ve Portekiz liginden kulüpler radarını almış durumda. Miguel Crespo geçen sezon katıldığı Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevdiği isimlerden birisi haline gelmişti. Fakat futbolcu yine sezonda tam olarak kendisinden istenilen performansını gösterebilmiş değil. Fenerbahçe'ye güven veren sezon istatistiği. Fenerbahçe perşembe günü seviyeyle ile ya tamam ya devam maçına çıkacak. Süper Lig'de haftayı bay geçen ve tüm konsantrasyonunu Avrupa Ligi'ne veren sarı lacivertlere çeyrek final için 3 farklı galibiyet gerekiyor. Her ne kadar rakibin Sevilla kulvarında Avrupa olması durumun zorluğuna delil olarak gösterilse de George Jesus yönetimindeki Fenerbahçe için bunun imkansız bir görev olmadığını istatistiklerde doğruluyor. Sarı Kanarya bu sezon 3 ya da daha fazla gol atmayı alışkanlık haline getirdi. Sarı Lacivertler Süper Lig'deki 23 maçın onunda en az 3 gol buldu. Bunların 7'sini en az 3 farkta kazanmayı başardı. George takımı Avrupa Kupalarında ise Ren ve Slovaçko'ya 3'er, Avusturya Viyana ise 4 gol attı. Fenerbahçe ligdeki maçlarının %43'ünde Avrupa'daki sınavlarının ise %27'sinde en az 3 gol kaydetmeyi bildi.